11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için önerilerde bulunan Aydınlı diyetisyen Buğra Öztürk, özellikle sıvı tüketimine dikkat çekti. Efeler'de 4 yıldır kendi kliniğinde hizmet veren diyetisyen Buğra Öztürk, Ramazan ayında beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Yaklaşık 4 yıldır Aydın'da kendi kliniğimde hizmet veriyorum. Ramazan'da beslenmede şöyle, gün boyu uzun süreli açlıktan sonra günün ilk öğünü iftar olduğu için biz iftarda hemen öğün yapılması taraftarı çok fazla değiliz. İftara girişte öncelikle uzun saatlerdir mideye su ve katı herhangi bir şey değmediği için biz iftarda öncelikle ufak bir çorba ve hurmayla, suyla ufak bir giriş yapılmasını, ondan sonra kişi namaz kılıyorsa namaz kılmasını, sofranın düzenlenmesi gerekiyorsa sofra düzenlemesi, yaklaşık bir 10 dakika kadar bir boşluk bırakılmasını istiyoruz. 10 dakika boşluktan sonra ana yemek masaya gelebilir. Olabildiğince karbonhidrat içeriğine dikkat edilmesi burada çok önemli. Çünkü gün boyu hiçbir şey tüketilmediği için kan şekeri diplerde bir iftara giriş oluyor. Ve kan şekeri dipte girdiğimiz zaman da ister istemez kontrol birazcık elimizden kaybolabiliyor. Burada planlama çok önemli. Yani masaya herkese ortak tabak koymak yerine herkesin kendi tabağına yiyeceği kadarını alması bizim için öncelik. Sonrasında bizim sahura kadarki su tüketim sürecimiz başlıyor. Gün boyunca hiç su tüketmediğimiz için yaklaşık 3-4 litre kadar suyu biz iftarla sahur arasında sıkıştırmaya çalışıyoruz. Eğer kişi iftardan sahura kadar uyuyorsa bu daha da sıkışıyor. O yüzden iftardan sonra yaklaşık bir yarım saat boşluk bıraktıktan sonra mümkünse bir yürüyüşe çıkılabilir. Yürüyüşte su tüketimi başlayabilir. Yürüyüşe çıkılmıyorsa dahi mutlaka yatana kadar eğer sahurdan önce yatılıyorsa mutlaka en az bir 1-1,5 litre kadar suyun tamamlanmış olması gerekiyor. Sonrasında da sahura kalktığımız zaman suyla sahura başlamak, sonrasında bir kahvaltı içeriğiyle mümkünse yumurtası, peyniri, zeytini ve pidesi, tam buğday ekmeği gibi bir kompleks karbonhidrat zenginliğiyle bir kahvaltı içeriği yapılıp sonrasında hemen ye yat yapmaktan ziyade ezan okunmadan yaklaşık 1 saat ya da yarım saat kadar önce sahur işlemini bitirip ezana kadar sadece su içmeyi ben öneriyorum. Çünkü bir anda içilen yüklü miktarda su vücutta çok kalıcı olmuyor. Kişi bu sefer sabah uyanır uyanmaz ilk idrarında tüm suyu vücudundan attığı için iftara kadar çok fazla susuzlukla mücadele ediyor. O yüzden mümkünse sahur bittikten sonra yaklaşık 45 dakika kadar yudum yudum ezana kadar su içilsin. Ondan sonrasında ezan sonrası ertesi gün çok daha rahat bir su mücadelesi yaşamadan bir gün geçirilebilir. Gün içinde çok fazla hareketten kaçınmak bizim için daha iyi oluyor. Çünkü çok fazla güneşe maruz kalmak veya terle sıvı kaybetmek zaten vücudumuzda depolarımız yeterli dolu olmadığı için ister istemez bir düşkünlük hali, bir halsizlik hali yaratabilir. Çok fazla uyku hali odaklanmamızı problem haline getirebilir. O yüzden olabildiğince hareketten kaçınmayı ve hareketi iftar sonrasına aktarmayı ben istiyorum. Bu arada kronik rahatsızlıklarla alakalı da eğer doktorunuzun, takipli doktorunuzun izni yoksa oruç tutmanızı çok önermiyorum. Çünkü her zaman için takipli doktorunuz sürecinizi daha iyi tanıyabileceği için biz ne dersek diyelim doktorunuz uygun görüyorsa oruç tutabilirsiniz. Ama doktorunuz istemiyorsa bir bildiği vardır. O yüzden mutlaka oruçtan kaçınmanız gerekir.